Salli ala Resulina Muhammed. Allahum salli ala Seyyidina Muhammed. Salli ala Tabib Kulubina Muhammed. Allahum salli ala Seyyidina Muhammed. Salli ala Şefi'i Kulubina Muhammed. Allahum salli ala Seyyidina Muhammed. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم أصل في شرف نسبه صلى الله تعالى عليه وسلم وكرم بلده فمن شيه صلى الله تعالى عليه وسلم Şifa-ı Şerif'ten dersimizdeki bu fasıl, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in soyunun şerefli oluşu, şehrinin, Mekke'nin kıymeti, en yaşadığı, büyüdüğü yerlerin, Halime annemizin, Beni Sa'd yurdunun değerli oluşunu beyan hakkındadır. Bugün dersi biz başlamış olalım inşallah. Rabbim mübarek eylesin. Amin. Ben sabah namazdan beri Efendi Hazretlerimizle beraber işlerimiz vardı. Onun için bugün çok şey demedim. Gece de Bursa'dan döndüm. Sabah namazından sonra da Efendi Hazretlerimizle beraberiz. Bu bakımdan işler biraz yoğun oldu. Ama sizin çocuğumuz olduğu için buraya yetiştim. Derse başlayalım. Bir fasıl okuyabiliyoruz inşallah. Bu fasılı bitirelim. Yeni fasla geldik mi? 15 gün sonra devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah Allah'ım. Efendim Hazretlerimizin sağlığı sahne çok iyidir elhamdülillah. Neşesi iyidir, her şey yerindedir. Bazılar uyduruyorlar. İşte efendi zorla tutuluyor. Bu efendi İsmaila'ya getirilmiyor, gönderilmiyor. Efendiye engel oluyorlar gibi. Bunlar haindir. Kesinlikle zalimdir, kesinlikle müfteridir. Efendi Hazretleri iftira ediyorlar. Efendi Hazretleri Allah'ımızın Celle Celaluhu kündü sem'u nezi yesme'u bihi. Ben bir kulumu sevdiğim zaman nafilelerle bana devam ede yaklaşa, bana yaklaşa yaklaşa bir yere gelir. Bir kulum nafilelere devam ederek Efendi Hazretleri'nden daha çok nafilelere devam eden dünyada yok. Bu nafilelere devam ile bana yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Ben onu sevdiğim zaman onun işiten kulağı olurum. Tıkasar ulleri yüpsuru bir gören gözü olurum. Ve de ümmeti yapışı veya tutan eli olurum. Ve de ümmeti yemşi veya yürüyen ayağı olurum. Hadis-i Kudsi Bukhari. Bu makamda bir insan onun bunun baskısıyla, zorlamasıyla bir iş yapar mı? Ben kaç kere şahit oldum. Bak ben biliyorsunuz yalan hiç konuşmamışım. Hem de yemin de edebilirim buna. Muhammed Keskin Hoca efendi bacana dedi ki efendim işte, Cuma'ya çıkıldı. Nereye gidelim? İsmaila'ya gidelim dedi. Kaç kere söyledi? Yanında gider İsmaila'ya getirir. Vallahi iftiradır. Dedi ki İsmaila'ya gidelim. Böyle yap yok. Fatih Camii'ne gidelim. Gidelim diyor. Eyüp Sultan'a gidelim. Gidelim diyor. İsmaila yok diyor. Yani ben bunu gözlerimle gördüm. Şimdi ne yapacaklar? Zorla mı getirecekler? Yok efendim getirmiyorlar, etmiyorlar. Büyük iftiralar yapıyorlar. Altlar altında kaldılar bu iftiraları. Efendi Hazretlerimizin efendim haşa hastaymış da unutuyormuş da Allah'ı yalan billahi yalanmış. Hüsamettin Muhammed Hoca efendim fıkıhçımızdır. İsmaila'da kıymetli hocamızı ya diyor 21 sene mi 23 sene evvel tam kadro olacağım Diyanet'te vazifeye gireceğim çarptı beni. Dedi ki şimdi ikisi de rahmetli oldu. Vali Bey Hazım Oktay Köser rahmetli Hacı Vali derdi ona efendim. Milli Gazete'nin başındaydı o zaman. Onunla Zikir Yerbendi vardı. İsmaila Vakfı'nın başında o zamanlar eski aplikatör olan. Bu ikisine dedi, emsileden ders başlatacaksın. Peki efendim. Ondan sonra ben dedi, 15 gün kaldım tayinime. Ama bir şey demedim. Bir hafta sonra bir daha çarptım.
Sen dedi vazife kazandın, resmi vazifeye gideceksin. Gideceksin ama yok dedi, gitmeyeceksin. Ben izin vermiyorum sana. Büyük hoca olacaksın. Efendim, resmi memur olmayacaksın. Peki efendim dedim diyor. Halbuki biliyorsunuz kadro almak, şunlar almak, o işler milletin canı çıkıyor ona kadar. Almış. Hatta diyor, oflu olup da diyor, böyle tek kelime peki diyen pek bulunmaz. Öyle bir ikinci kelime ama falan diye katan diyor yani. Kendi tabiriyle. Ben dedim peki efendim. 25 sene, 21, 23 sene geçti diyor. Şimdi bu sene işte geçen ömreden döndü. Gittim ziyaretine. Dediler işte Hüsamettin Hoca dediler. Dedi bana biri büyük hoca oldun. 21 sene evvel olacaksın diyor. Şimdi ama büyük hoca oldun. Yani ne 25 sene ne 50 sene. O Allah-u Teala'nın konuşturmasıyla konuşuyor. Kendi kafasına hiçbir iş yapmaz. Allah'ın velileri mahfuz, korunmuş, bir yanlışlık yapmaz. Mevla'ları muhafaza etmiş, Mevla'nın nazlı dostları, kimse bunlar hakkında ileri geri konuşmasın. Yok şöyle oluyor, yok böyle oluyor. Yalan, vallahi yalan. Kimse bunlara itibar etmesin. Ben şahidim, ben işin içindeyim. Hiç yalanım bu hususta olmamıştır. Siz de doğrusunu söylüyorum. Evet, neşesi de yerinde, sağlığı da yerinde, her şey geldi, elhamdülillah, Rabbim başımızdan eksik etmesin. Dünya, araba, acemi, akıl geliyor, herkes nasibini alıyor, biliyor, Allah bize de büyük nasipler efsane edilsin. Amin. Amin. Şimdi, böyle yalan haberler yakında uydurabilirler. Bazı gazeteler hazırlıklar yapıyorlar diye haber aldım. Yine böyle yalan dolan efendi hazi hakkında bizim hakkımızda bunlar durmaz. Bunlar durmaz ama bunların efendim bu yalanları uyduranların, buna alet olanların, buna malzeme olacak olanların kalbi durur inşallah. 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 Kalbi durur. İşte kriz geçirdi, hastaneye kaldırdılar falan geçen gün. Uçakta kriz geçirdi bir tanesi. Bize provokasyon diye iftira eden efendim o da uçaktan, o da şikayetten demiş. Yani yalan yapmamak lazım, iftira yapmamak lazım. İftira yapmamak lazım, doğruyu öğrenmek lazım. Hemen hazretlerimiz rahattır, huzur içindedir, çok iyi şekilde efendim yandaki arkadaşlar hizmet etmektedir. Allah hizmetlerini kabul eylesin. Amin. Yani biz şahidiz, çok güzel hizmet etmeye çalışıyorlar. Tabii ki ona layık kimse olamaz. Kimse ona layık olamaz ama mühim olan iyi niyettir, samimiyettir, itikattır, muhabbettir, sevmektir ve onun kerametine, veliliğine, müceddidliğine iman etmektir, inanmaktır. Böyle olduktan sonra zaten dostlar tevekkül ederler, himmet ederler. Ama niyet bozuk olduktan sonra, kötü emeller ve düşünceler, hesaplar olduktan sonra Allah Teala yardım etmez. Şimdi ve emma şerefü nesebihi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin soyunun şerefi meselesine gelince bekara mübeledihi şehrin olan Mekke'nin değeri ve menşeihi büyüdüğü yerin yine Mekke'de büyüdü tabi bir ara Taif tarafına gitti süt anneye Halime Validemiz yani her yer mübarek. Bunların şerefi فَمِمَّا لَا يَحْتَعْجُ اِلَى فَمِمَّا o hususlardandır ki لَا يَحْتَعْجُ muhtaç olmaz اِلَى اِكْرَامَةِ delilin bir delil açıklamaya aleyhi bu konuda bir delil ortaya çıkartmaya ihtiyacı olmaz. Yani وَلَا بَيَانِ müşkilin bu hususlarda anlaşılması müşkil bir şey yok ki beyana muhtaç olsun. وَلَا خَفِيِّنْ kapalı bir şey yok ki مِنْهُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu yerle ilgili, soyuyla ilgili, yaşadığı yerle ilgili bir gizlilik yok ki izaha muhtaç olsun. Feynehu çünkü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem nuhbetü beni Haşim'in Haşim oğullarının nesidir?
özüdür, hulasasıdır. Ve sülaleti Kureyş, Kureyş'in sülale Türkçe'de kullanılıyor ama biraz yan manalarda kullanılıyor Arapça kelimesi. Kureyş'in sülalesidir, yani yine hulasası demektir. Özüdür ve özedilir. Ve samimuha, yani Türkçe'de de samimiyet denir. Ve samimuha Kureyş'in aslındandır, esasındandır. Öyle kenarından, köşesinden değildir. Hani bazı oluyor ya, adam soruyorsun neresi, şuralıyım. Ama meğer oralı değil, kenarından. Adam birisi berbere gitmiş ya, berberin de sapını bitmiş. Adama demiş, neredesin? Demiş, geri deliyim. Ya demiş, bu geri deliler öyle yiğit olurlar ki demiş, sapmışsız tıraş olurlar demiş. O da demiş, ben de olurum, ne var? Başlamış yoluna tabi bunu, tutayamam ve demiş, ben geri deli kıyısından demiş ya, biraz sabun lazım demiş yani. Şimdi, dolayısıyla burada da Kureyş'in nesinden diyor, Haşimoğulların nuhbesi, özü, özeti, Kureyş'in safi, samimi yani halis, hulasa, en efendim soylu bir ailesi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Evet. Ve eşrafül arabi, Arapların en şereflisi. Ve eazzum, en aziz olan, izzetlisi, neferan, fert olarak, min kıbeli ebi, hem anne tarafından, ebi, babası tarafından, Abdullah Efendimiz, ve ümmihi, annesi tarafından, Amine Validemiz, yani hem baba tarafı, hem anne tarafı, çok izzetli, çok şerefli, iki soyda, yani iki tarafta Arapların kabilelerinin en şereflileri ve en izzetlilerinden. Ve min ehli Mekke'de, Mekke ehlinde zaten Mekke ki yetiştiği yer, doğduğu yer ekrem biladillah, Allah'ın topraklarının en şereflisi alallahi, hem Allah katında ve ala ibadi, hem de kullar katında. Bize göre de dünyada Mekke'den daha şerefli yer var mı? Yok. Yok. Allah katında öyle olduğu için bize göre de öyle oluyor. Çünkü mühim olan Allah'ımızın bir şeye itibarı. Rabbim bir şeyi muteber kılarsa kimse onun itibarını düşüremez. Evet. Mekke'nin fazileti tabii artık saymakla bitmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkarken ne buyurdu? İnni la'arifu, ben biliyorum ki enneki ey Mekke sen ehakku biladillah illallah, Allah'ın şehirleri içerisinde Allah'a en sevgili olansın. Ve levla enne ehleki ehracuni ma ahraçtuni ma sekentu hayraki, senin milletin Kureyş müşrikleri beni buradan çıkmaya zorlamasaydı ben senden başka bir yerde yerleşmezdim. Ama beni çıkarttılar. Evet. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine-i Nevre'deki kabri şerifinin bulunduğu toprak, mübarek beden şerifine temas eden toprak müstesna, o can beden de üstündür, arştan da üstündür. Burada bir mesele daha söyleniyor ki tufan günü Nuh tufanda Kabe'nin toprağından bir kısmı suyla beraber nereye gitmiş? Medine-i Nevre'ye gitmiş. Sular çekilince Ravza-i Mutahara'da o toprak kalmış. Şu anda Kabe-i Şerif'indeki toprak, yani mübarek bedenine temas eden toprak, Mekke'nin, Kabe'nin, Mekke'nin de değil, Kabe'nin toprağıdır. Yani bu bakımdan da ama o mübarek bedenine temas eden müstesna, onu istisna ettikten sonra en sevgili belde Mekke-i Mükerreme. Faziletini burada Şifa-i Şerif sahibi anlatmıyor. Onu anlatmanın yani izahı pek muhtaç.
değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'de doğması, Mekke'de yetişmesi, büyümesi, bu doğunun doğduğu şehir bakımından da faziletini gösteriyor. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? مَنْ صَوَرَ عَلَى حَلِّ مَكَّةَ سَاَةً نِهَا. Her kim Mekke'nin sıcağına gündüz bir saat tahammül ederse تَبَعَدَ عَلُ جَهَنَّمُ مَسِيْهِ وَتِرْمَيْتَ يَعَمُ. Cehennem o adamdan 200 sene uzağa gider. Bir saat Mekke'nin sıcağına sabredersin. Ama şimdi sen git gündüz öğlen sıcağında şemsiyesiz tavaf et, bilmem ne, tansiyonun düş git orta düş aşağı, onu demeyiz. Ama tabii ki Mekke'de zaten hararet var. Yani beş vakit namazda, cemaatte, tavafta sayıda sıcak uyur var. O sıcaklığa Allah için sabredene bu kadar fazilet vardır. El-hucûl vel-bakriyan yukadun yatrâzîmâ ve mithrân fil cennet. Mekke mezarlığı adı Hucun. Cennetül Muallâ diyorlar. Yanlıştır o. Cennetül Me'lâ. Bir de Medine mezarlığı. Onların adı Bekriyan. Bâkî diyorlar. Çok yanlış. Cennetül Bâkî öyle bir şey olur mu? Cennetül Bekriyan. Bu iki mezarlık kenarlarından tutulacak çarşaf gibi cennete saçılacak. İçinde ne varsa. Men mâ tebi ahadil harameyn. Mekke Medine'den birinde ölen mu'zevmel kıyameti. Kıyamet günü azaptan emin olanlar arasında diriltilecek. Yani bunlar Mekke'nin fazileti hakkında koca çift kitaplar var. Ben onu da düşündüm de benim Allah bana ömür versin. Ben fakirlerimi yetiştiremiyorum tabii. Yoksa Mekke ve Medine'nin fazileti, Haremeyn'in, Muhteremeyn'in faziletleri diye bir risale hazırlayacaktım. Elimde tabii kaynaklarım çok. El-Kıra, Likas-ı Gürmüz-Kura, Mekke hakkında kitap var. Bir cilt bu kadar. Fakihi'nin Efbar-ı Mekke o taberinidir. Fakihi'nin Mekke'deki, Mekke'nin rivayetleri Mekke hakkında 17 cilt kitap var. Dolu. Sırf Mekke hakkında. Biter mi Mekke? Medine. Evet, Rabbim ömür verirse inşallah böyle bir derleme de olsa bir faziletlerinden, oradaki kabul yerlerinden, dua kabul yerlerinden, işte nereden okunacağı gibi güzel bir şey İnşallah nasip olsun. İnşallah. Amin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fazileti hakkında, yani soyunun fazileti hakkında, kendi fazileti zaten. Sanıyoruz işte biz bir iki senedir ders var yapıyoruz. Ama daha başlardayız yani biz daha kitabın ne bileyim onda birine gelemedik. Bu mübarek kitap uzun bir kitaptır. Buyuruyor ki Kazı Niyaz Hazretleri. Haddezena bize anlattı Kazı Kuzat. Kazı Kuzat demek yani kadıların kadısı. En üst kadı makamında Hüseyin İbni Muhammed'in Sadefiyyü Rahimallah Allah rahmet etsin diyor. O demek vefat etmiş Kuzat'ın sağlığında. O da Hüseyin İbni Muhammed Sadefi Hazretleri. Ona kim? O da diyor ki Haddezena bize kim anlattı? Kazı Ebul Veli'nin Süleyman İbni Halef bize kim anlattı? Kadı Ebu Velid Süleyman bin Halep. O da ondan duymuş. O da büyük bir zattı. İmam Baci olarak geçer. Hatta Zena Hoca bize kim anlattı? Ebu Zerrin Abdübni Ahmet. Abdübni Ahmet efendim üstündeki Ebu Zer künyeli bir zat. Sahabedeki Ebu Zer değil. Hatta Zena Hoca bize kim anlattı? Ebu Muhammed'in Serafsiyu. Ebu Muhammed Es-Serafsi anlattı. Ve Ebu İshak, bunlar hep güvenilir alimler. Ve Ebu'l-Heysem isimli zat. Bunlar diyorlar ki Haddesena bize kim anlattı? Muhammed bin Yusuf, Muhammed bin Yusuf Hazretleri anlattı. Galiba diyor ki Haddesena bize kim anlattı? Muhammed bin İsmail, Muhammed bin İsmail Hazretleri anlattı. Kimdir bu? Muhammed bin İsmail kim? Muhammed bin İsmail İmam Bukhari'dir. Meşhur Bukhari'dir. Yani Bukhari onun memleketinin künyesi, lakabıdır yani Bukhari. İsmi değil. İsmi neymiş? Muhammed. Babasının adı neymiş? İsmail. Ne oluyor? İsmail oğlu Muhammed. Muhammed'in İsmail bize anlattı. Yani bu İmam Bukhari'den nakil. Yaz İmam Bukhari'den kim duydu? Şimdi kaç tane sayalım bakalım. İmam Bukhari'de arasında var. Muhammed İbni Yusuf,
Bir, Ebu Muhammed Serasi, iki, Ebu Zer Abdülhamed, üç, Ebu Veli Süleyman, dört, Hüseyin Muhammed Saledi, beş. Beş tane arayla bu Bukhari'ye ulaşmış. Yani nakli. Arada beş kişi var. Birbirinden duyan. Haddesena İmam Bukhari diyor ki bize kim anlattı? İmam Bukhari de sahabe değil. O da ne yapıyor? Bize anlattı. Kuteybe İbn-i Sa'id. Kuteybe İbn-i Sa'id meşhur muhaddis bize anlattı. Kale. Haddesena Kuteybe diyor ki bize kim anlattı? Yakub bin Abdurrahman Yakub bin Abdurrahman Hazretleri anlattı. Kimden rivayet etti? Amr'in. Evet. Hazreti Amr'dan rivayet etti. O kimden rivayet etti? Said-i Makburi Hazretlerinden. Bu tabiinden de sahabe görmüş. Kabristanlara yakın bir yerde evi vardı. Onun için Makburi lakabı almış. O kimden rivayet etti? An Ebi Hurayrat'e Ebu Hureyre radıyallahu teala. Ne rivayet etti? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah'ın şöyle buyurduğunu görüyor musunuz isimleri? Rastgele iş var mı? Şifa-ı Şerif'te kaynaksız hadis var mı? Yok, çok şükür. Hep bütün derslerde mesela ne yapıyor? Ben şundan duydum, o şundan tek tek isimleri sayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar geldi. Şimdi onu da sayalım. Bukhari'den sonra kaç kişi var? Kuteybe 1, Yakub bin Amr 2, Amr 3, Said-i Makburi 4, Ebu Hureyre 5. Bukhari'den geri 5. Bukhari'den sonra Bukhari'nin Ebu Hureyre'ye ulaştığı sayıda 5. Yani Şifa-ı Şerif sahibi Kazı Yaz Hazretleri kaç kişi arayla Resulullah'a ulaşıyor burada? Sayılan sende mi o? Yani 10 kişi birbirinden duyarak Resulullah'ın buyurduğunu rivayet ettiler. Ya Rabbi sen bu mübarek isimler hürmetine, raviler hürmetine, muhaddisler hürmetine, şurada zikreden isimler hürmetine, اَنَّذِكُ الصَّالِحِنْ تَنْزِلُ الرَّحْمَ Salihlerin adı anıldığı zaman rahmetler ya, kelam-ı şerifinin hürmetine, şu mübarek meclisimize rahmetlerini ve bereketlerini ve feyizlerini ve mağfiretlerini inzal eyle ya Rabbi. Amin. Yardır ya Rabbi. Amin. Hepimizi nura kalk eyle ya Rabbi. Amin. Hakif eyle mağfiret. Amin. Bütün muratlarımızı ihsan eyle. Amin. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Amin. Ne korkumuz varsa emin eyle. Amin. Dünya ahiretimizi mamur eyle. Amin. Dünyada aziz eyle. Amin. Dünyada mesrur eyle. Amin. Elin sünneti aziz eyle. Amin. Elin küfrü zelil eyle. Amin. Elin müdahat-ı hakbir eyle. Amin. Suriye'ye yardım eyle. Amin. Dünyanın her yerinde İslami nizam, Kur'ani düzen nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dinsizlikten, laiklikten bizi muhafaza eyle. Amin. Amin. Şimdi bu kadar ravinin ismi okunduğu yerde bu dua etti olmaz. Yani o ravilerin isimleri çok önemlidir. Evet. Allah Teala nasip etse de Bukhari okunsa, Bukhari hatmi. Kur'an-ı Kerim hatmediliyor gibi Bukhari hatmi var. Bukhari'nin tüm hatmedildiğinde ne murat varsa ben daha sonra. Orada ne kadar isim geçiyor hadislerin ravilerinden. Ne kadar sahabe, ne kadar isim. Böyle bir ders gibi okunsa ama işte ömür Bukhari de az değil. Bu'istu Resulullah ben gönderildim min hayri kuruni beni Adem'e Adem oğullarının asırlar ahalisinin en hayırlı tabakaları arasından gönderildim. Karnen fe karna. Karnen bir asır fe karnen peşi sıra öbür asır. Ama hep benim gönderildiğim asırlarda geriden beri Adem Aleyhisselam'dan beri ben o asrın en hayırlı halkından gönderildim diyor. Hatta çünkü nihayet ben meydana geldim, var oldum, dünyaya geldim, minel karnitleci kültümünü bulunduğum asır ahalisinde yine en hayırlılar arasından seçildim.
Yani ne bulunuyor burada, ne anlaşılıyor burada? Adem Aleyhisselam'dan beri benim atalarım en hayırlı soya sahiptirler. En şerefli nesebe sahiptirler. Onlardan hayırlısı dünyada cihanda yoktur. Adem Aleyhisselam'dan beri. Tabii ki biz bilmiyoruz. Hiçbirimiz soyumuzun, nesebimizin. Hele Adem Aleyhisselam'a kadar kim şekeresi çıkarabilir? Kütükler belli. 5-6 dede sonra gerisi bitiyor. Geriye ulaşamıyoruz. Dedelerimizde hırsız mı vardı, uğursuz mu vardı, cavur mu vardı, ne mal idi bilmiyoruz ki. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim bildirmiş. Ne diyor? Dünya kurulduğundan benim yaratıldığım asra kadar her asırda benim dedelerim, yani beni taşıyan, sulhlerinde beni taşıyan dedelerim en hayırlılardır. Ya bu nasıl bir söz ya? Ne sahih kardeşi? Bunu kim söyleyebilir? Allah Teala bildirmeden. Değil mi? Hakikaten de öyledir. Mevlid kıssası diye bir kitap yazdım ya, yeşil, kalın. Geçen Mevlid'de çıktı. O kitapta Adnan dedesine kadar, dedesi Adnan'a kadar sayılırken bütün babaları hakkında malumat verilmiştir. O kitap o kadar kıymetli bir kitaptır ki o ilimler 20-50 cilt kitaplarda bir arada bulunmaz. Çünkü Mevlid'i şerh ettim orada ben. O Mevlid'in şerhinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan önceki atalarından, doğum anından, süt emmesinden, gençliğinden, hatta hanımefendilenmesinden, peygamberlik öncesi irhasattan, yani mucize benzeri olaylardan, peygamberliğinden, Mekke döneminden, Miraç'tan sırayla anlatılmış kısa kısa. Ama ben onu ne yaptım? Şerh yaptım. Baktınız mı çok kitaba? Kitabın adı ne? Mevlid kıssası. Bir de Mevlid kıraatı var. Mevlid okumanın fazileti şu bu. O kısa, küçük. 150-200 sayfa. Bu 600 falan 700 küsur sayfa. Orada özellikle kitabın başında babaları bölümü var. Resulullah size kimin oğludur diyor, Abdullah'ın oğludur. Tamam, Abdullah kimin oğludur? Abdülmuttalib'in oğludur. Adnan dedesine kadar gidiyor. Bu arada tek tek bahis açtım, hepsinin faziletini yazdım orada. Biraz okuyun. Biraz istifade edin inşallah. Gavurların şecereleriyle, şeceresiz adamların, soysuzların, efendim tarihleriyle, lüzumsuz, efendim, kültürleriyle ulaşacağınıza, adam demiş ya, Çin'e gittim diyor, Çinli'nin biri, işte ona rehberlik yapıyormuş da lokantaya götürmüş, dedi ki, bu Çin kültürünün yemeklerinden bir şey anlatıyor. Dedim ki, sizin nerede yemek kültürünüz var? Yılan, çiyan, böcek, ne varsa yiyorsunuz, kültür dediğiniz dedim diyor, bir başka bir soru olur. Sizin gibi yok diyor ya. Beni bile yiyeceksiniz dedim diyor. Yani bir de Çin kültürü bilmiyorum ben. Ya bırak şu uydurma. Çin, Japon, bilmem, Amerika kültürü. 4 sene evvel bulunmuş, kurulmuş kültürler. Ne kültür? Medeniyet. İslam medeniyeti. Medeniyet. İslam Adem Aleyhisselam'la başlıyor. İlk insanla başlıyor. Nübüvvet kültürü. Peygamberlik kandili. İslam ahlakı bu. Adem Aleyhisselam'dan beri başlıyor. Ve devam ediyor bu silsile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek nesebi, babaları, ne kıymetli insanlar. Allah Teala şefaatlerine nam. Amin. Bir de annesinin babasının hakkında, yok kafir ölmüşler de cehenneme gidiyor. Bazı alimler de böyle söylüyor. İmam-ı Azam da böyle söyledi diye iftira atmışlar. Neler uyduruyorlar. İnşallah bu sene Mevlid ayında da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ebeveyn şerifeyninin kıymetli anne ve babasının necat ehli, kurtuluş ehli oldukları ve faziletlerine dair bir kitap çıkaracağım inşallah. Her Mevlid ayında adam var ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir kitap. İnşallah. Bu da onu çıkaracağız. O kıymetli ataları hakkında güzel bir malumat olsun inşallah. Bir sohbet yapmış olabilirim ama tabii kitap işi başka kaynaklı oluyor. Kitap yoruyor tabii, sohbet kolay. Senin konuda hemen sohbet yaparım.
3-5 şeyde derste bitiririm. Ama kitapta kaynaklar, tercümeler, nokta virgül falan bu bizi tabii meşgul ediyor. Şu anda 5-10 tane kitap hazır durumda. Son tahsilleri baskıya hazırlanması işte bak ne kadar vakit alacak yani. Onun için sizden istediğim tek dua hayırlı uzun ömür. Sıhhat afiyette bana dua halini ben de hükmedeyim. Ben de hükmedeyim. Şuurumuz kardeşlerini bitirmeden ölmeyelim inşallah. Bitirmeden uğraşıyoruz bir yandan. Bu da koca bir şey. Sadece onu yazmakla uğraşsa bir adam zaten başka iş yapamaz. Evet, ama Efendi Hazretleri'nin himmeti, bereketi onun eli üzerimizdedir. Onun için o işlere akıl ermez. Bir berekete akıl ermez. Ve anne Abbas, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası, Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Bu Beyhekri Delalü'nün Hüveysi Besem'de almıştır. Tirmizi de bunu makbul bir hadis olarak rivayet etmiştir. Kale, Abbas radıyallahu anh buyurdu ki, Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa şöyle buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah Teala halakal halk, şüphesiz Allah Teala bütün mahlukatı yarattı. Yani insanları, cinleri, melekleri fecaleni, beni koydu nereye? Seçim yaptı. Seçim yaparken beni nereden seçti? Min hayrim, yarattıkların en hayırlılarında. Şimdi melekler, insanlar, cinler. En hayırlıları kim? İnsanlar. İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberinden. Dolayısıyla beni en hayırlılarından seçti. Yani insanlara koydu. Min gayri kalmim. Beni asırların en hayırlısından seçti. Asırların en hayırlısından seçti deyince ne oluyor? Efendim hangi dönemde geldi? İşte 1400 sene evvelki gönderildiği dönem. O dünyanın en kıymetli dönemi. Dünya binlerce senesi var. Bu binlerce senenin en faziletli mevsimi, dönemi hangisi? Asr-ı Saadet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı en hayırlı zamanda gönderdi. Tümme tekayyaral kabaile, sonra kabileler arasında bir seçim yaptı. Fecaaleni, beni yerleştirdi ve seçti. Min hayri kabiletin, kabilelerin en hayırlısından. Yani Araplar içerisindeki Kureyş kabilesinde. Bu sefer ne oldu? Araplar da şimdi seçim yapılırken, ırklarla seçim yapılırken en hayırlısından seçti. En hayırlısından seçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimlerden? Araplar. O zaman en hayırlılık meselesinde de bakıldığında bir de Araplar içerisinde de en hayırlı kabileden seçti. O da hangisi? Kureyş. İlahi Kureyş. Kureyş büyük bir kabile. Çok kıymetli bir kabile. Çok faziletli bir kabile. Eleymekül Kureyş. Benden sonra halifeler Kureyş'ten olacak diyor. Buhari'dir. Yani işte hem sözler bozuldu. Nasıl bahsettiğim yolları bozuldu, hadisler bozuldu. İşte ümmette böyle inkıraza uğradı. Evet. Yani alimler diyorlar ki Kureyş kabilesinden rivayet ediyor. Bir adama diğer kabilelerden, diğer milletlerden iki adam kuvveti verilmiştir. Allah Teala dilediğine verir mi? Verirsen ne diyeceksin? Hazreti Sıddık Kureyş'ten, Hazreti Faruk Kureyş'ten, Hazreti Zinnureyn Kureyş'ten, Hazreti Ali Efendi Kureyş'ten. Bütün Ehl-i Beyt Kureyş'ten. Tümme tekayniye aval buyurunca sonra boyları seçti. Yani kabilenin altında da ne var? Şu boydan falan kabile içi aileleri seçti. Fecaaleni min gayri buyuti beni boyların ve soyların en hayırlılarından yaptı. O da kimdi? Haşimoğlu. Haşimoğullarından beni seçti. Fe'ne ben hayru nefsen hem şahsı, şahıs olarak insanların en hayırlısıyım. Yani Allah'ın fazl-ı keremiyle, lütfu nazarıyla
ezeli ilmiyle demek istiyor. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa kendini methetmekten münezzehtir. Zaten her zaman ne söyler? Vela fakir, iftihar için söylemiyor. Ama vakayı tespit ediyor. Ben şahıs bakımından da onların en hayırlısıyım. Ve hayrun beyten soy bakımından da, kabile bakımından da, ırk bakımından da, boy bakımından da onların en hayırlısıyım. Risalet dairesi benimle tamamlan. Nübüvvet mührü benimle damgalan. Varlığın medarı benimle dolan. Allah'ın lütfu kereminin, güvenliğinin tecelligahı, mazharı, huzuru benimle parladığı meydana gel. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya seyyidi ya Resul. Doğru söyledin ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Her sözün doğru olduğu gibi. Bu konuda da doğru söyledin. Evet. Biz senden hayırlı bir insan tanımıyoruz. Ve anna afile demnil eskai radıyallahu teala. Bu da büyük bir sahabidir. Vasile İbn-i Eska Hazretlerinden rivayet eden diğer bir hadis-i şerif. Tirmizi rivayet ediyor ve Müslim hadisidir bu. Kale Rabi dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. İnnallâh ıstafa. Bu önümüzdeki başlarda da değişik tarzda gelecek yine. Bu konu başka boyutlarıyla incelenecek önümüzdeki fasıllarda. Şimdi biz önümüze gelen dersi yapmakla mükellefiz. Şüphesiz Allah İsmafa seçti. Min veled İbrahim, İbrahim'in oğullarından kimi seçti? İsmail'i. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu kim var bile? İshak var. İshak Aleyhisselam kimin babası? Yakup Aleyhisselam'ın babası. Yakup Aleyhisselam kimin babası? Yusuf Aleyhisselam'ın ve 11 kardeşin. Yani 12 kardeşin babası. Bütün İsrail oğulları. Ve İsrail oğullarındaki 124 bin ne yakın bütün peygamberler hepsi kimden geldi? İshak Aleyhisselam'dan geldi. Fakat İsmail Aleyhisselam'dan bir tek kim geldi? Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Başka da peygamber geldi. Ama Allah Teala İbrahim'in oğullarından kimi seçti diyor? İsmail'i seçti. Niye oradan 100 bin peygamber gelse de mühim olan kemiyet değil de keyfiyettir. Yani adet, sayı ve miktar değil. Vasıf önemli. Buradan bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gelmesi ki İbrahim aleyhisselam bile onun hürmetine yaratılmış, Adem aleyhisselam bile onun hürmetine yaratılmış. Dolayısıyla İsmail aleyhisselam seçkin kılınmıştır. Mustafa min veled İsmail, İsmail aleyhisselamın çocuklarından kimi seçti? Beni Kinanete, Kinane oğullarını seçti. Bu Kinane, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerinden olarak zikrediliyor. O kitapta var bu hadisinin özellikle. Mustafa min veli Kinanete, yani bu Kureyş kabilesinin bir üst boyu Kinane oğulları, Kureyş'in üstü. Kinane oğullarından ayrılıp ve dağılıp olunca kimi seçti? Kureyş'e, o aşağı doğru. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'dan sonraki dağılımda İsmail Aleyhisselam geliyor, İsmail Aleyhisselam'dan sonra Kinane oğulları geliyor. Kinane oğullarından Kureyş'i seçti, Mustafa'nın Kureyş. Kureyş'ten kimi seçti? Beni Haşim, Haşimoğlan seçti. Mustafa'nın beni nereden seçti mi beni Haşim? Haşimoğlan'dan da şahsımı seçti. Bu böyle bir seçim ki buna kimse itiraz edemez. Ette göreyim. Eden ne olur? Stalin kafir olur. Eden ne olur? Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın seçtiğine itiraz eden ne olur? En büyük yok. Allah yastafi minel melâiketi usulen ve minel nâs. Allah meleklerden peygamberler seçer, insanlardan da peygamberler seçer. Buna kim itiraz edebilir? Ya Rabbi sen bunu niye seçtin? Kim diyebilir? Seçim sebebini açıklar mısın? Kim sorabilir? Üstünlük sebebini beyan kim isteyebilir? وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا اَشَاءَ وَيَخْتَامُ Senin Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ Kulların seçim hakkı yoktur. Seç! Hadi seç!
Bütün birileri toplansın, güzel deniz kenarında, yanı da orman, şimdi bazı deniz kenarı oluyor ama şehir sahil çöl, öyle değil. Bir taraf orman, bir taraf deniz, dünyanın en güzel yerine bir ev yapsın. Ve desinler ki Birleşmiş Milletler burayı seçti, herkes ziyarete gelsin. Gider kimse, gitmez, bir beşamanak turist gider. Yani Allah'ın affetmesi için, cennete girmek için, şöyle duanın kabulü için falan öyle bir yere gider mi? He? Allah Teala ne yapmış? Mekke'de dağların ortasında, otsuz ocaksız yerde, ziraatsız vadide bir ev yapmış. Seçtim buyurmuş. Adem Aleyhisselam'dan beri gider mi oraya herkes? Gider. Gider. Hem de öyle rastgele adam gitmez. Allah'ın sevdikleri gider. Ve seçtikleri gider. He? Ne diyor şair? Her kime kâfe nasip olsa hudâ davet eder. Her kişiyi hanesine sevdiğini davet eder. Böyle rastgele turist. 10 milyon turist. Allah indinde sıfıra sıfır. Yapar sıfır. Eğer Müslüman değilse 10 milyon. O Mekke'ye giden 3 tane hacı, 5 tane ömreci bütün cavurlardan tutuyor. Bir de şimdi kalite kontrolü var yani. Sayı var da bir de kim bu giden? Adam Müslüman olmadıktan sonra ne hükmü var Allah'ın dedi. Rabbimizin seçimine kimse itiraf edemez. İşte meleklerden Cebrail Aleyhisselam, İki Aleyhisselam'ı seçti. Öbür melekler kim itiraf edebilir? Etti! Adem Aleyhisselam'ı seçti, yeryüzünde halife olarak, öbür beşer, beşerin babası olarak, kim itiraz edildi? Etti, İblis. Ne oldu? İşte, melun oldu. Onun için itiraz eder bazıları, ama eden İblis olur. Müflis demektir, sıfırı tüketmiş olur. Ama kabul eden, hürmet eden, tazım eden, melekler, secde eden, melekler üstün olur. Kıymetli olur, değerli olur. Onun için Allah bizim değerimizi şu anda sahip bulunduğumuz iman, tasdik faziletimizi bizden söküp almasın. Bizi bu itikattan mahrum eylemesin. Kâle Tirmizîyû, Tirmizî büyük hadisçi dedi ki ve hâlâ hadîsün hasenun sahihun. Bu hadis kaidelerine göre bu hadis hasen ve sahih ayarında, sahih derecesinde bir hadis-i şeriftir. Ve bir hadis-i başka bir hadiste An İbni Umar'a, İbni Ömer Hazretlerinden geliyor, Rabah-ı Taberi'yi, bu hadisi Taberi rivayet ediyor. Bir Taberi var, bir Taberani var. Bunlar birbirinden ayrı. Taberi meşhur tefsiri var. 15-20 ciltlik Taberi tefsiri. Taberi tarihi var. Tarih kitaplarında ilk yazılan tarihlerdendir. Zaten vefatı 313 senesi Hicri. Yani şu anda hemen ne diyelim 1100 küsur sene olmuş vefat edeli. Çok eskidir. Taberistanlıdır. Kıraat alimidir. Çok büyük alimdir. Allamedir. 310'da vefatı. Bu zat da rivat ediyor. Kendisi Taberani de bu rivat ediyor. İsimlerde yakın birbirine. Mucem-i Kebir'i var. 25 cilt, 5 cilti kayıptır. Allah bulursun inşallah. Hiç müslümanelerde yok yani ana şeyler. Biraz 2 cildini buldular şimdi diye bir haber aldım. 20 cildi basıldı. 2 cildi bulmuş artık. Buna veri yazmalarda Pakistan, Hindistan, dünyanın bir yerinden bir şey çıkarsa işte oluyor. Bir de hocam evsatı var. Onun tamamı basıldı. İkliyatta basıldı. 12 cilttir. Onların kütüphanelerimizde var. Tabii Taberani'nin Mucem-i Kebir'i var. Sarı'yı var, evsat var. Şimdi Taberani bunu iki mucemide rivayet etmiş. Taberi de bu hadis-i şerifi efendim rivayet etmiştir. Ennehu sallallahu teala aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâl şöyle buyur. İnne Allah şüphesiz Allah ihtâra kalkavu yaratıklarını arasında bir seçim yaptı. Fakkâve minum onların içinden seçti beni Adem'e, Adem oğlu. Şimdi Adem oğulları melek ve cin topluluklarından üstün.
geneli genele kıyas ediyoruz tabii. Yoksa böyle melek, Cebrail aleyhisselam senden benden tabii üstün. Ama bizim cinsimiz, insan cinsi, melek cinsinden üstün. Niçin? Bizim cinsimizde Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberler var, evliya var. Dolayısıyla oradan ağırlık basıyor. Anlatabildim mi? Yoksa sen Cebrail aleyhisselamdan üstünsün diye bir durum söz konusu değil mi da? İnsan cinsi melek cinsinden üstün. Cins olarak neden? Çünkü bu cinste ağır basan peygamberler cümlesi var. Sümmehtâra sonra Beni Adem, Adem oğullar arasında bir seçim yaptı. Fehtâra mühül Arap'e, onlardan Arapları seçti. Onun için Arapların bir seçilmişliği var mı? Var. Onu inkar etmeyin. Ehebbü Arap'e diseler, Arapları bir şeyden sebep sevin. Tabi Müslümanları seveceksin. Arap'ın da gavuru var, Hristiyanı var, bidatçısı var, Ehl-i Sünnet dışı var, Şiisi var. Onu demedik biz. Arapları, Müslüman Ehl-i Sünnet olanları seviyorum, sevmek bakımından. Niye mi Arap'ıyım? Çünkü ben Arap'ım. Ve Kur'an Arap'ıyım. Kur'an da Arapçadır. Ve kelam-ı ehlin cennetinin cenneti Arap'ı. Cennet ehlin cennette konuşacakları lisan da Arapçadır. Arapça. Tüm mehtar Arap, sonra Araplar arasında bir seçim yaptı. Fakta-ı Arap'ın Kureyş'e, onların içinden kim seçti? Kureyş'i seçti. Kureyş arasında bir seçim yaptı. Fertara bin Beni Haşim, onlar içinden Haşim oğullarını seçti. Fertara bin Haşim, sonra Haşim oğulları arasında bir seçim yaptı. Evet. Fertara bin Beni Haşim. Fertara bin Beni Haşim oğullarından da kim seçti? Beni seçti. Felem vezer kıyarım kıyar. Ben seçkinlerden seçkinlere, hayırlılardan hayırlılara intikal ede ede, temiz sulplerden temiz rahimlere, döküle döküle, gele gele, Kureyş'ten Haşmoğlan'dan, babam Abdullah'tan ve annem Amine'den dünyaya geldi. Ela ben ahabbel Arap. Şuna dikkat edin. Kim Arapları severse beni sevdiği için onları sevmiş olur. Allah. Onun için biz ne yapıyoruz? Yani mesela çocukluğumuzdan beri Arapları seviyoruz. Deveyi seviyoruz. Hurvayı seviyoruz. Zemzemi seviyoruz. Ama eskiden beri böyle memlekette işte efendim hacca gidip Araplara para mı yedireceksin? Bir Arap düşmanlığı, bu masonların çıkarttığı, bu Yahudilerin uydurduğu, böyle bizim çocukluğumuzdan bir daha evveli de var tabii. Hurma düşmanlığı. Allah'tan hurmanın çok kalorisi güzel, şöyle güzel, böyle güzel de hurma bayağı rahatladı. Eskiden hacılar hurmalarını alıyorlardı, döküyorlardı mikrop var diye. Kimse hurma getiremiyorlar. Zemzemleri döküyorlardı arada. Yok, her sene aç zamanı bir şey çıkarırlardı. Ben çocukken hatırlıyorum. İşte zemzemlerden mikrop karışmış, bulaşıcı hastalık var, dökün zemzemleri. Hurma düşmanlığı. Bunlar hep yaşandı bu memlekette yani. Evet. Onun için tabi Arap düşmanlığı, Araplara çok hakaretler için tabi Arap turistler çok geliyor. Yani gelir tabi şimdi biraz millet akıllandı. Müslüman kardeşliğini düşünüyor. Eskiden tabi bu bazı ırkçılık düşünceleri ve İslam düşmanlığı yüzünden ilk zamanlar ne yapıldı? Efendim Araplara karşı bir düşmanlık başlatıldı. Sokaklarda onlara hakaretler yapılıyordu. Birkaç tane gelip de burada rahatsız ve taciz edilen, hakarete uğrayanlar tabi gidiyordu, anlatıyordu. Bir daha buraya kimse gelmiyor. Şu 10-15 senedir biraz 15-20 diyebiliriz tabi. Tarabya'da falan geliyorlar, dem tutuyorlar. 20-25 sene evvelden beri biliyorum da bu daha evvelinde de böyle bir sıkıntı. Bilmiyor musunuz filmlerde Arap rolleri, hareketler, bilmem ne, gülmeler, etmeler, alay etmeler, böyle Arapça kelimelerle dalga geçmeler, böyle filmler vardı Yeşilçam'da. Dolayısıyla bunlar kötü şeylerdi. İslam'a muhalif işlerdi. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. Arapları seveceğiz derken tabii ki Müslümanlarını, tabii ki Ehl-i Sünnet olanlarını, o ayrı bir şey. Anadolu'a bir kardeşimiz olsa gavurla ne işimiz olur? Arap olsun, Acem olsun, dinsiz, kitapsız da ne işimiz olur?
Ama Arap'ı seven, beni sevdiği için sevmiş olur. Ramelel pazar Arap, tabi buğz yapalım. Araplara buğz eden, bana buğz ettiği için, yani bana kızdığı için, içinde bana karşı düşmanlık olmasa diyor, Araplara buğz etmez diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tabi, böyle hadisler uydurmuşlar, hadis olmaz da haşa. İşte ben Arap'tanım ama Arap benden değil falan. Çok meşhurdur bu rivayet uydurukçada. Bu bayağı bir kaynaklarda geçer yani. Süper efendim profesörlerden, doçentlerden, sosyetelerden, eski kaşarlardan bayağısı bunu rivayet eder yani. Bu rivayeti Buhari'de, Müslim'de 104 kitapta bulamazsın. Bayağı bir kendine gelmen yerinde kaşarlarda çok geçer bu. Ya Peygamber, ben Arap'tanım ama Arap benden değil. Nereden uydurdunuz bunu ya? Acem palavraları ya. Uydururlar. İşine geldi mi bir şey? Peygamber'e de iftira ederler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Ali ibn Abbas, İbn Abbas radıyallahu anh muhabbetimizde rivayet edilen bir hadis-i şerifte rivayete göre enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kâne ruhu nûran beyne edillâh teâlâ. Efendimizin ruhu Allah Teala'nın huzurunda bir nur idi. Kâbe en yuhrefa âdemu, Adem yaratılmadan önce bir elfey amin, ben size bunu mevlüt derslerinde de okurdum. Adem aleyhisselam yaratılmadan hiç daha bedeni iskeleti yokken 2000 sene önce, tam 2000 sene gerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu var mıydı? Vardı. Ve Allah'ımızın huzurunda bir nur olarak duruyordu. Yüzebbehu lalike nuru, o nur tesbih ediyordu. Devamlı zikrediyorum. Ve yüzebbehu melâke tesbih. Melekler de o ne tesbih okuyorsa melekler de onun dediğini söylüyorlar. Komutanı kim veriyordu? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem aziz ruhu tesbihe başlıyordu. Onun başladığı yerden melekler devam ediyordu. فَلَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَلَى عَدَمَا Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca اَلْبَادَٰيكَ النُّرَى O nuru nereye koydu? فِي سُلْبِهِ Adem Aleyhisselam'ın belkemine, sulbüne o nuru nakletti. Ondan sonra Adem Aleyhisselam'ın alnı parladı. Evvela sırtında o nur, bel arkada ya, nur oraya inince nur arkadan parlıyordu. Bütün melekler arka tarafında duruyorlardı. Diyordu, bunlar benim niye arkamda duruyorlar? Mevla diyordu ki, Muhammed'in nuru belindedir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bu nuru benim alnıma getir de, melekler de önüme gelsinler, arkamda durmasınlar, ben de onları göreyim. Sonra Efendimiz'in nuru, Adem babamızın cephesine yerleştirilince bütün melekler önüne geçtiler. Zaten melekler, Adem Aleyhisselam'a secde, yani hürmet secdesi, ibadet secdesi değil, haşa. İbadet Allah'tan başkasına yapılamaz, şirk olur. Ama hürmet ve tazim secdesi, Allah emretti Kur'an'da, üstünlüğüyle Adem Adem'e secde edin. Yani tazim ve hürmet göstermek üzere önünde eğilin. Bu secdenin sebebi de neydi? Resulullah Efendimiz'in nurunun onun alnında yerleşmiş bulunması. Onun için şair ne diyor? Melekler o nuru gördükleri için gayri ihtiyar secdeye kapandılar. Ama iblis o nuru görseydi o evvela o secde ederdi. Fakat nuru görmekten mahrum oldu. Ondan sonra dedi ki, bunu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın, toprak ateşten üstündür. Felsefeler, kıyaslar, ateş yakar, toprak bitirir, mahsul verir. Ona bakarsan toprak daha iyidir falan falan. Ya bırak bu işleri. Felsefe dersi verme. İblislik yapma. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah seçmiş. Sen ateşten topraktan kıyas yapma. Seçtim demiş bunu. O nuru da Adem babasının sulbüne koymuş. Onun için Adem aleyhisselam meleklere kıble olmuş. Sen ne anlarsın? İblislik yaptı. 20 bin sene vaizlik yaptı. Hocalık yaptı. Meleklere yerde gökte secde etmedik. Bir karış boş yer bırakmak. O kadar ibadet yaptı. Ama nuru göremedi. Allah'ın seçimine itiraz etti. Kibretti. Haset etti. Büyüklük tasladı. Kıskançlık yaptı. Bunlar çok büyük iblisin hastalığı. Ben hayırlılığım. Ben daha üstünüm. İlleti iblis ene gayrun bedel.
Ve in maradden nefsel mahluk hes diyor. İblisin hastalığı, ben hayırlıyım, ben üstünüm hastalığıdır ki her mahlukun içinde bu hastalıkla bir nasip vardır. Atı görmüyor musun? Böyle bir ağlarsın. Horozu görmüyor. Tavus kuşunu görmüyor. Nasıl kapanıyor be? Her hayvanda bir ben üstünüm havası vardır. İnsan da hayvanın atık olduğundan bol miktarda tabii insanda da bu hastalık bulunmaktadır. Allah'ım yarabbim, ölmeden evvel şu hastalıkların hepsini sök çıkart ya. Amin. Amin. Yarabbim, kendimizi herkesten aşağı göster. Amin. Kendi nefsimizde bize hakir göster. Amin. Milletin nazarında heybetli göster. Amin. Ama bize kendimizi değersiz göster. Amin. Amin. Onu tattır bize ya. Amin. Lafta bırakma bizi ya. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala sahbihi sellem. Fekale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem bundan sonrasını anlatırken buyurdu ki fe'ehbettaniyallahu, Allah beni oradan indirdi ile yazdı dünyaya. Nerede? Yusuf ve Adem. Adem aleyhisselam cennetten inerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nuru da onunla birlikte dünyaya inmiş oldu. Ve cealeni Yusuf bin Nuh, sonra beni Nuh aleyhisselamın sulbüne yerleştirdi. Çünkü Nuh aleyhisselamın çocuklarından başka gemiye binen kendisi ve üç oğlu Sam, Ham, Yafet. Bir var 8 kişi ve 80 kişi var ama onlardan nesil devam etmedi. Bütün dünya tufana kalk olup, helak olup bir tane canlı kalmadıktan sonra insan olarak, hayvan olarak da aynı şekilde. Çünkü hayvandan da çiftler çiftler erkek dişi gemiye bindi ki nesil hayvan nesli devam etsin diye. Yoksa hayvanlar da boğuluyor tabii, insanlar boğulurken. Şimdi İnsan neslinin ikinci babası kimdir? Nuh Aleyhisselam'dır. Onun için sonra beni Nuh Aleyhisselam'ın sulbüne yerleştirdi. Ve kadebevi sonra beni nereye attı? Fî sulb-i İbrahim'e, babam İbrahim'in sulbüne koydu. Sümme lem yezelillâhu teâlâ yemkuluni, sonra Allah beni nakletmeye devam etti. Minel aslâb-i kerîmeti, kıymetli sulblerden, vel arhâm-i tâhireti, temiz rahimlerden, devamlı. Bütün babaların şerefli diyor. Bütün anaların temiz diyor. Sen nasıl dersin peygamberin babasının atasında şirk var, şu var, şu var. Haşa ve kella. Hatta raceni, nihayet beni çıkarttı. Beyne ebeveyne, anne babamın arasından beni dünyaya getirdi. Lem yelte kıya, hiçbir annem babam Adem aleyhisselama kadar buluşmadı ve birleşmedi. Alâ sifâ'i kattu, Adem ile Havva'dan Abdullah ile Amine'ye kadar radıyallahu anh ve ecmain aleyhissalatu vesselam'a kadar hiçbir annem ve babam zinada birleşmedi. Ben Adem aleyhisselam'dan beri nikahtan gelmeyim. Kim diyebilir o? Kim diyebilir o? Kim iddia edebilir bu? Kimin soyu bu kadar temiz olabilir? Kimsenin aklında ayet yok, hadis yok. Vallahi geride ne cahiliyet dönemleri geçti, ne fetret dönemleri geçti, ne olaylar oldu, hiç kimse gerisinde bunu diyemez. Ama biz geriden mesul müyüz? Değiliz, bilemez. Ama bu da bir şerefse, bu şerefin en büyüğü Muhammed Mustafa'ya aittir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ki şeref olduğunda da şüphe yoktur. Yoksa bu hadiste de bunu medih vesilesi olarak zikretmeniz sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeler birisi mesela, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ne buyurdu? Minbere çıktı. Bugün bana ne sorarsanız kıyamete kadar olup bitecek hepsini söyleyebilirim dedi. Bütün sahabe şaşırdı kardeşim. Her şeyden ya ne diyor sana? Ne sorarsanız söyleyebilirim diyor ya. Hala biz peygamber kaybı bilmez. Nasıl bilmez? Allah bildiriyor işte. Ama Allah bildirmesi şartıyla. Tamam ama bildirdi mi bildirmedi mi? Bunu tartışmaya açmaya ne lüzum var? Sahih hadiste diyor ki kıyamete kadar olacakları sorun diyor. Daha bildirdiğini sorulur mu? Bildirmese de öyle iddia edebilir mi? Sallallahu aleyhi ve sellem haşa müddai olur mu? Sor. Birisi başını kaldırır. Babam kim dedi? Babasını da merkez biliyor mesela ki bunun babası şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Ebu ki Huzafe. Baban Huzafe dedi.
Halbuki babası o bilinmiyor. Baban Huzafe'dir dedince adam şok oldu. İşte Allah'ın hikmeti. Sormayın diyor ayette. لَا تَسْلُوا عَلَى شَيْكُمْ دَلَكُمْ تَسُعُكُمْ. Bazı şeyleri karıştırmayın. Açıklanırsa sizi kötü eder, bozar sizi. Ve tes'elu anha hayne nezel Kur'an bidelekum. Ama vahiy devam ederken ne sorsanız Allah'ın bilmediği bir şey yok. Habibine bildirmediği bir şey yok. Açıklanır size. Ama sormayın. Adam da kalktı, babam kimdi? Dedi ki babam Huzafe'dir. Bu sefer adam başını eğdi. Hazreti Ömer Efendimiz orada erken başlarını eğdiler, baktılar ki acayip. Ağlamaya başladılar. Aman ya Resulallah dediler. Açma bizim sırlarımızı, açma ya Resulallah dediler. Kapat ya Resulallah. Ağlay. O gün kadar ağlayan sahabede hiç görülmedi. Kıyameti anlattı, neler anlattı. Çıktı minbere, öğle namazına kadar hiç inmedi. Öğlene kadar anlattı, öğle namazında indi. Bir daha namazdan sonra minbere çıktı, bir daha ikindiye kadar, bir daha indi, bir daha çıktı. Güneş batana kadar konuştu. Tabi bu hadisler muhtelif şekillerde bize ulaşmış ama ulaşmayan rivayetler de mümkündür yani. Hepsi nasıl olacak? Bir gün boyunca sır, o gün her şeyi beyan etti. Tabi onun için kıyamet alametleri, bahisleri kaç, burada birkaç sene ders yaptık onlarca. Bunlar nereden gelmiş? Hep öyle Efendimiz'in anlatmalarında sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacak şimdi? Tabi gitti anasına. Anası işte mecbur orada sıkıştırınca Resulullah yalan söylemedi sana. Efendim, anasını da öldürme falan kalktı rivayetlerinde. Tabi anası da mecbur söyledi. Vahiy yanlış gelir mi? Hadis-i şeriflerde yanlış olur mu? Aynı ayet gibidir. Hepsi kaynağı vahiydir. Onun için anam babam Adem Aleyhisselam'dan beri zinada birleşmemiştir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Beşlenir haberi bu hadisin doğruluğunun bir delili de Şi'rul Abbas, amcası Abbas'ın bir şiiri var. Fîmed Hennevi el-Meşhûr'u Resulullah Efendimiz'i meddeden meşhur bir şiiri var. O şiir efendim gelecek. Nerede gelecek bakalım size söyleyeyim. İlerideki baştan o şiiri şimdi okumuyorum. Orada ders yapacağım onu. Ama meal olarak amcası Hazreti Abbas bir gün dedi ki ya Resulallah seni methetmek üzere bir şiir söylemek istiyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki ya kavdallahu fark Allah ağzına zarar zeval vermesin. Söyle dedi amcam dedi. Allah dedi ağzını dağıtmasın. Allah ağzına zeval vermesin dedi. Hazreti Abbas amcası da çok şairdi. O Ebu Talip amcası da Hazreti Ali babası acayip şairdi. Bu şiirde zirveydi bu aile. Edebiyatta, ilimde, mürüvvette, fazilette 392 numaradaymış bu şiir de ona bakıyorum da şu anda meal olarak ileride gelecek bayağı bir sayfadan sonra Abbas İbni Abdülmuttalip ne diyor? مِنْ قَبْلِهَا قُطَّةِ الظِّلَالِ وَذ۪ي مُسْتَحِينَ حَيْنَ يُصَفُ الْوَلَغُ تُمْهَدَقَ الْمِلَادَ لَا بَشَرٌ اَنْ تَوَلَا مُطْقَةٌ وَلَا عَلَقُ. Böyle uzun uzun şiirler. Sen diyor cennette şuradaydın, sonra indin, gemiye bindin Nuh Aleyhisselam'la, oradan temiz rahimlere intikal ettin, sen de olduğun zaman gökler yerler nura kavuştu, biz de o nurun içinde gezip dolaşıyoruz diyor. Yani şiirin kırık manaları, lügat manalarını ders, o ders gelince, çünkü burada vermedi, diyor ki Hazreti Abbas'ın meşhur şiirinde de bu konu işlenmektedir diyor. Ki o mesele de bütün siyer kitaplarına geçtiği için Hazreti Abbas'ın o şiiri bu hadisle uyum arz ediyor yani. Çünkü cennetten Adem Aleyhisselam'la birlikte inmek Nuh Aleyhisselam'ın sulbine oradan efendim anne babasına kadar tertemiz korunmak ancak Muhammed Mustafa'ya mahsustur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Faslımız bitmiştir. Allah Teala bir dahaki derse sıhhatle kavuştursun. Amin. Amin. Bu Şifa Şerif'in dersleri çok tatlıdır. Çok feyizlidir, çok uzun üzeridir. Kadınlar, erkekler bu dersi bırakmayalım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hatırına gelelim. Aşkı için gelelim. Zikri için gelelim. Şefaat için gelelim. Bu onun özel dersidir. Bu hiçbir derse benzemez. Şimdi Arman dergisinde
Birçok tabi yazılar size tavsiye ediyorum. Sonunda ne hacet namazları, ne dualar, ne zikirler, hanım kardeşlerimiz özellikle zinaya müptela olan kocası, çocuğu, kardeşi varsa, içkiye müptela, kumarı bırakamıyor, kötü huyu olanlar ne yapacaklar? Hangi işlemi yapacaklar ki o kişi zina bir daha yapamasın? İçki içemez. Böyle dualar, hastalar okunacak ne ayetler ne hadisler, hiçbir yerde bulunmaz. Ne zikirler? Bu sayı dolu. Özellikle kötü alışkanlıklarından insanları kurtulmak isteyen çok anneler babalar var. Bunları inşallah Rahman Arifan dergisinden hanım kardeşim özellikle istifade etsinler. Şevval ayında azatlılar namazı var 56. sayfada. 10 gün, 9 gün kaldı. Şevval ayı çıkmadan mutlaka bu namazı kılsınlar. Bunun müjdelerini dergide okuyun, bir saymakla bitmez. Allah'ın nasip eylesin. Ondan sonra İmam Rabbani Hazretleri hakkında Necdet Tosun Hoca Efendi, doçent doktor, çok güzel yazıları var. İmam Rabbani'nin bilinmedik yönleri muhteşem bir yazıdır. Onu okuyun inşallah. Osmanlı'nın İslamiyet'e hizmeti Kemal Arıkul abimiz dergide yazıyor. Osmanlı hakkında çok önemli bilgileri var. Tarihçidir. Allah için hizmet ediyor. Osmanlı'nın hizmeti hakkında yazılar. Arman dergisi okuyun, okutun, yayın, dağıtın. Allah da sizin şanınızı yaysın inşallah. İtibarınızı artırsın inşallah. Korunmuşsun. Seyyid Ahmet Erifai Hazretleri'nin virdidir. O kılıç gibi keskin. Virdin adı Seyyid-i Kâtı. Keskin kılıç. Sırrın olsun. Korunmuşsun. Dürr-ü meknun. Saklı incidir. Ayetleri öyle bir sıralamış ki bir ayetin yarısı burada, yarısı öbür tarafta. Ayet Kur'an'ın sonundan başa almış, başından sona almış. Dediler Efendi Hazretleri, bunu biz anlayamıyoruz, hiçbir ayette uymuyor. Dedi evladım, ben bunu harf harf Resulullah'tan aldım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunda bir sır vardır. Bunu okuyana hiçbir düşman yetişemez. Korunmuştur. Borcu olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetini evlettirir. Evet, birinin borcu vardı. Bu birde okuyordu Evliyaullah'tan. Yarın ne yapacağım diye düşünürken adam geldi, borcu kadar da para getirdi keseyle. Al da bunları dedi, hakkını da helal et, parayı da ödeme. Ya dedi, bunu bana arz etsen neden sebep böyle oldu? Dedi, dün gece Resulullah geldi. Rüyama sallallahu aleyhi ve sellem. Sen zenginsin, bu adam fakirdir. Benim hatırım için buna bağış. Bu birde okuduğu için. Birbirinden korkuyordu. Yine böyle onu öldürecekti. Bu birde okuyordu. Gece yaptı Resulullah Ahmet Rufai Hazretleri geldi. Ayağını rahat uzatabilirsin. İbn-i Müslim'i Allah şerrinden seni kurtardı. Bir de uyandım dedi, sokaklarda dellal bağırıyor. İbn-i Müslim gece ansızın öldü diye. Dolu şeyler var. 13 dakika konuştum. İnternetlerde falan bilenler korunmuşsun. .com diye yazdığı zaman korunmuşsun. Bu konuşmam çıkıyor. 13 dakikalık bu birbir faziletler hakkında. Efendi Hazretlerimiz 28 Şubat sıkıntılı sürecinde bunu bize dağıttı ve okunmasını tavsiye etti. Bundan dolayı da yalnız şartları var. İki rekat namaz, 100 kere istiğfar, şey, o la ilahe illallah falan. Şartlarını yaparsanız kılıç gibi keser. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu maddi manevi. İçinde bir nuska var. O nuska üzerine asılırsa aynen asılan yere zarar cevap gelmez. İçinde bir levha halinde şey var, kağıt. O eve, ocağa, dükkana asılabilir. Nuska insanın üzerine asılabilir. Allah'ımızın ayetleriyle büyük bir sipere girelim inşallah. Rabbim fazl-ı keremiyle bizleri dünya ahiret ayetlerinin sırlarıyla muhafaza eylesin. Subhanahu ve aliyyü alevâ ve elhamdülillâhu ve aleyhi ve salatu ve selam alâ seyyidil mürselîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ neselükel cennet. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ neselükel vâcihel cennet. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme innâ neselükel cennet. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavli Muhammed. Ne'ûzü bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavli Muhammed. Allahümme innâ neselükel khayr mâ seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mâ seleke min nebiyyike Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا عنه وما لم نعلم لا
ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا مقضى فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا عذاب الآخرة سؤالنا من قبول الشر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Evet İsmail Erdem kardeşimiz kanserden vefat etmiş mezarlıklar müdürünün yanında çalışıyordu bu kardeşimizin ruhu için bir şehadet buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü Yakup Komuz Efendi'nin ruhu için Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü Son haftalarda şehit düşen polislerimizin ve son iki günde şehit düşen askerlerimizin ruhları için buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü Şehadetlerimizden has olan hediyeleri kabirlerine Dağlar emsali rahmetler halinde şu saatte ihbar eyle ya İhsal eyle ya Kabile nur eyle ya Allah'ını mağfiret eyle ya Seyyatını hasenatını tembir eyle ya Vatanımızı ve İslam vatandan iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle ya Asker polisimiz bir koruduklarıyım Sen de onları himaye eyle ya Amin Ruhleri için El Fatiha